Değerli izleyiciler, Bir Konu Bir Konuk programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün programımızda dünyada ve Türkiye'deki bitkisel yemeklik yağ sektörü ile ilgili konuşacağız. Konuğumuz sektörde uzun yıllardır yer alan Doktor Ahmet Keçeci. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz rica etsem? Tabii ki memnuniyetle. İsmim Ahmet Keçeci. Almanya'nın Hamburg Üniversitesi'nde kimya dalında lisans, yüksek lisans ve doktora yaptım. Daha sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de Çukurova Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak öğretim üyeliğine başladım. Bir yıl aradan sonra kendi isteğimle istifa ederek özel sektöre geçtim. Özel sektörde Sabancı Grubu, Danone ve Ülker Grubu gıda şirketlerinde tüm üretim faaliyetlerinden sorumlu direktör pozisyonunda yöneticilik yaptım. 25 yılı aşkın bir süre ağırlıklı bitkisel yağ sektörü olmak üzere makarna, çorba, toz tatlı, doğal maden suyu ve doğal kaynak suyu konularında deneyimler edindim. 10 yılı aşkın bir süredir yönetim danışmanlığı ve teknik danışmanlık yapıyorum. TÜBİTAK'ın mentorlar havuzundayım. Sizin bu eğitim faaliyetleriniz kapsamında yapmış olduğunuz bu davet için teşekkür ederim hem size hem de kurumunuza. Umarım güzel bir, faydalı bir söyleşi olur. Katıldığınız için biz teşekkür ediyoruz. Eminim çok güzel, aydınlatıcı bir program olacak. İnşallah. Ahmet Hocam ben öncelikle yağ nedir diye sormak istiyorum. İnsan evet. Sağlığı açısından yağların önemiyle ilgili bize bilgiler verebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi yağ önemli bir besin kaynağıdır. Tıpkı karbonhidrat ve proteinler gibi. Yağın en önemli özelliği 1 gramında 9.1 kilokalori enerji barındırmasıdır. Bu nedenle de insan sağlığı açısından önemli bir enerji kaynağı oluşturmaktadır. Yağ ayrıca özellikle kızartmalık işlemlerinde önemli bir ısı transfer kaynağıdır. Ayrıca yağ iyi bir lubrikanttır. Yani yağlayıcı, kaydırıcı özelliği vardır yediğimiz besinlerde. Ayrıca yağ bizim vücudumuzun sentezleyemediği essential fatty acid dediğimiz vücut için gerekli olan yağ asitlerini barındırmaktadır. Bunlar özellikle linoleik ve linolenik asit. Ki bu yağlarda ağırlıklı olarak, yani bu yağ asitleri ağırlıklı olarak kanolada, ayçiçek yağında, mısır özü yağında vesaire bulunur. O nedenle bunları dışarıdan vücudumuzun alması lazım, kendisi sentezleyemediği için. Bunun yanında yağ A, D, E ve K vitaminlerini çözücü özelliği vardır ve vücudun bu besinleri emiliminde yardımcı olur yağ. Bu vitaminlerin emiliminde yardımcı olur. Şimdi yağın önemli bir enerji kaynağı olduğunu söyledik. Genelde insan vücudunun ihtiyaç duyduğu günlük kalori miktarı 2000-2500 kilokalori civarında. Bu kalorinin %30'unun yağlardan alınması genelde tavsiye edilir. Bunu alırken de tek tip yağlardan değil de farklı türdeki yağlardan alınması yine önerilir. Özellikle son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarda kalp sağlığı açısından doymuş yağ asitlerinin örneğin tereyağı gibi yağlardan alınması, tekli doymamış yağ asitlerinin zeytinyağı gibi yağlardan alınması, çoklu doymamış yağ asitlerinin ise daha çok zeytinyağı dışındaki ayçiçek yağı, soya yağı, mısır özü yağı veya kanola yağı gibi yağlardan alınması tavsiye edilir. Evet, teşekkürler. Yani yağ insan beslenmesinde çok önemli. Evet. Ve bunun birçok çeşidi var yağın. Evet. Ne tür yağlar vardır? Bunlar hangi kaynaklardan elde edilir? Şimdi yağlar
iki ana kategoriye ayırmak lazım. Biri hayvansal kökenli yağlar, bir diğeri ise bitkisel kökenli yağlar. Hayvansal kökenli yağlarda tereyağı ve don yağı vardır. Tereyağı bildiğimiz üzere sütten elde edilir. Don yağı ise hayvansal bir iç yağdır. Tereyağı aslında hem üretim maliyetlerinin çok yüksek olması hem de yeterince üretilmemesi açısından dünyadaki toplam yağ tüketiminin içerisindeki payı %9'ları geçmez. Geriye kalan %91'lik yağ tüketimi bitkisel kökenli yağlardan veya tohumlardan elde edilir. Bitkisel kökenli yağlar da kendi içerisinde 3 ana kategoriye ayrılır ve bunlar tohum yağları dediğimiz yağlar. Slide'da da gördüğümüz gibi tohum yağları grubuna kanola, mısır özü yağı, ayçek yağı, pamuk, soya ve aspir tohumu girmektedir. Bunların içerisinde bizim yoğun olarak tükettiğimiz yağların başında bildiğiniz üzere ayçek yağı gelir. Daha sonra işte mısır özü, pamuk yağı kısmi olarak soya da yine çok az da olsa tüketimdedir. Bitkisel yağların ikinci elde edilme noktası da ikinci slaytta gördüğümüz gibi meyvelerden elde edilen yağlardır. Bunların başında palm yağları ve zeytinyağı gelir. Palm da bir meyvedir ve buradan dünyadaki en fazla üretilen yağ grubuna giren palm yağları elde edilir. Zeytinyağı da bildiğimiz gibi soframızda tanıdığımız zeytinden elde edilen yağdır. Üçüncü grup ise çekirdek yağlar diye adlandırdığımız Hindistan cevizi yağı, yine fındık yağı bizim bildiğimiz, bir de biraz önce palm meyvesinden elde ettiğimiz yağ var idi. Palm meyvesinin bir de kendi çekirdeği var ve o çekirdekten de oldukça önemli bir yağ elde edilmekte. Palm kernel yağı. Bu genelde çikolata sektöründe kullanılan bir yağdır. Kakao yağı esastır çikolata sektöründe ama çok pahalı olduğu için bu da ikame yağı olarak onun yerine daha uygun fiyatı olduğu için yoğun olarak kullanılmaktadır. Oldukça fazla çeşit yağ görüyoruz. Evet. Evet. Onu görmüş olduk. Peki dünyada bitkisel yağ üretimi ağırlıklı olarak hangi ülkeler tarafından yapılmaktadır? Şimdi bitkisel yağlara önce bir tonaj olarak bakacak olursak bitkisel kökenli yağlar biraz önce de ifade ettiğim gibi dünyadaki yağ tüketiminin %91'ini oluşturmaktadır. 2020-21 rakamlarına göre bitkisel kökenli yağlar 194 milyon ton üretilmiştir dünya genelinde. Ve bu üretilen yağların büyük kısmını tabloda gördüğünüz gibi bu ülkeler üretmektedir. Örneğin soya yağını Amerika, Arjantin, Çin ve Brezilya üretmektedir. Palm yağı Malezya ve Endonezya'da üretilmektedir. Kanola yağı Avrupa Birliği ülkelerinde, Çin'de, Hindistan'da ve Kanada'da. Ayçek yağı ise Rusya, Ukrayna, Avrupa Birliği ve Arjantin ülkelerinde. Bugün de zaten bizim de ülkemizin yaşadığı önemli bir problem ayçek yağı. Bildiğiniz gibi Rusya ve Ukrayna burada ana üreticilerden biri. Bu konuya birazdan tekrar döneceğiz. Ayçek yağı önemli dedik. Diğer yağları da söyledik. Şimdi dünya genelinde bu yağların 194 milyon olduğunu söylemiştik. Bunların tonaj bazındaki dağılımına baktığımız zaman palm yağı
en büyük kısmı oluşturmaktadır. 81 milyon ton ile daha sonra 60 milyon ton ile soya yağı gelmektedir. Daha sonra kanola yağı 27 milyon ton, ayçek yağı 21 milyon ton ve çiğit yağı da 5 milyon ton. Şimdi burada ayçek yağı gündemimizde olan bir yağ olduğu için kısaca onunla ilgili bazı bilgiler vereyim. Bu 21 milyon ton üretimin 13 milyon tonu Rusya'da ve Ukrayna'da üretilmektedir. Yani %60'ı dünyadaki ayçek yağının üretiminin %60'a yakın kısmı bu iki ülke tarafından üretilmektedir. 13 milyon ton. Bunun 7 milyon tonu Ukrayna'da, 6 milyon tonu ise Rusya'da üretilmektedir. Bunlar 2021 rakamları, taze bilgiler. Ülkemize baktığımız zaman ülkemiz geçen yıl dışarıdan 870 bin ton ayçek yağı ithal etmiş. Bu ithalatının %70'ini bu iki ülkeden yapmış. Şimdi bu kriz nedeniyle, buradaki savaş nedeniyle şu anda bizim oradaki ithalatımız durmuş noktasına geldi. Dolayısıyla da şu anda ülkede bir ayçek yağı ekim seferberliği başlatıldı. Oradan bu ithalatları yapamayacağımıza göre ülkenin bunu kendisinin bir şekilde üretmesi gerekecek. Çünkü diğer ülkelerden de ithalat yapma şansımız yok. Herkes kendi ihtiyacını karşılamak zorundadır. Evet. İlerleyen programlarımızda tekrardan bu konuyla ilgili yeniden konuşacağız Ahmet Tabii Bey. Tabii ki. Bir konu bir konuk programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.